bakın, önümüzde bir seçim var. Çalışmam, kazanmamız gereken 63 bin tane Sayın Cumhurbaşkanımıza kendi memleketinde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy vermeye yurttaşımız var. Bunlar vatanlarını, milletlerini, bayraklarını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü benim gibi, sizler gibi seven insanlar, yurttaşlarımız. Kendilerine ulaşacağız. Kendileriyle alakalı bir çalışma yapacağız ama Cumhur İttifakı'na Milliyetçi Hareket Partisi'nin bakışı şudur. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'na zarar veren arkadaşlarımızı sadece görevden almaz. İğraç eder. Bunun örneklerini geçmiş zamanda grup başkan vekilliğimizi yapan, şimdi işte halihazırda başka bir siyasi partinin mensubu olan Samsun milletvekilinden ya da geçmiş dönemde Milliyetçi Hareket Partisi'nin vekilliğini yapan, şimdi başka bir partinin vekili olarak meclise giren işte Ordu milletvekilinden görebilirsiniz. Şimdi biz Cumhurbaşkanımıza oy vermeyen 63 bin kişinin gönlünü almaya çalışırken, bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren 31 bin kişinin de gönlünü alması gereken bazı arkadaşlarımız var. Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu şekilde alene saldırmanın bedeli halihazırda gerekenin yapılmasıdır. İlgili yetkili arkadaşlarımıza gerekenin yapılmasını söyledik. Ben Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı adayımızdır. Cumhurbaşkanımızın mührüyle, Cumhurbaşkanımızın gönlüyle, yüreğiyle, yetkisiyle aldığı her karar benim başımın tacıdır ve biz bunu genel başkanımızın talimatıyla böyle gördük. Problem yok. Bu arkadaşlarımız bu tür söylemler yaptılarsa burada en büyük bana göre haksızlığı bizlere yapmadılar. En büyük haksızlığı kendilerini oralara getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e yaptılar. En büyük haksızlığı kayıtsız şartsız hiçbir şey istemeden Milliyetçi Ülkücü Hareket'in başında bütün sıkıntılara, darlıklara rağmen topyekun bütün herkes saldırırken Cumhurbaşkanımıza, onun yanında dimdik duran Milliyetçi Ülkücü Hareket'in Genel Başkanı Sayın Doktor Devlet Bahçeli'ye yaptılar. Yani helallik alınması gereken Rize'de 31 bin tane Milliyetçi Ülkücü Hareket'in mensubu var. Arkadaşlarımızla alakalı. Ben helallik noktasında kendi şahsıma halihazırda bir kişi, iki kişiye hakkımı helal edebilirim ama diğer türlü helallik noktasında Milliyetçi Ülkücü Hareket'in bekledikleri vardır. İnşallah onlar da üzerlerine yakışanı yaparlar. Yakışanı yaparlarsa problem yok. Bize kendilerine helallik vereceğiz.